burada da hani küçük partilerin Kemal Bey'e yaptığı çok yanlış. Ayrı hani şimdi DEV ayrı bir aday çıkarıyor. Gelecekle Saadet bir aday çıkarıyor. Zaten kazanma şansınız yok. Bari bir araya gelin, birliktelik görüntüsü verin. Çünkü hakkını teslim edelim şimdi. DEV Gelecek Saadet'in bu kadar milletvekili çıkarması mümkün değildi. Yani ne Demokrat Parti ne Demokrat Parti aday çıkarmadı ama ne Saadet ne DEV ne Gelecek zaten bu kadar 14-11 vekil çıkaramazlardı. İşte bak Yeniden Refah %3 aldı, 5 vekil çıkardı. Hadi diyelim ki ben %3 alacaklarını düşünmüyorum. Hepsi %3 alsa toplamda 5 vekil çıkaracak 3 parti aşağı yukarı 14-10-20-34 tane vekil çıkardılar. 35 tane vekil çıkardılar. Buradan bari Kemal Bey ya da CHP'ye bir teşekkür etmeleri gerekiyordu. Bunu da bence çok yanlış yaptıklarını söylemek lazım. İyi Parti karışık. Çok ciddi karışık. Ahada Andiçan işte daha önce Aytun Çıray istifa etti ama ben şöyle yani bu özellikle Aytun Çıray'la bu Ahada Andiçan'ın istifalarının çok da İyi Parti ve Meral Akşener sarsacağını zannetmiyorum. Bu bir. İkincisi benim görüşüm. Eğer burada Yavuz Aralioğlu hala kararlı tutumunu sürdürüyor ve ilk işareti de verdi. Parti kurabiliriz dedi. Yola çıkacak gibi. Belki o Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye zarar verir düşüncesindeyim. Sen ne diyorsun? Şimdi ben İyi Parti ile ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bir kere Aytun Çıray İyi Parti'den milletvekiliydi. İstifa etti. Niye istifa etti? Çünkü seçilecek yere koymadıkları için istifa etti. Yani daha sonra aday yapılmadı. Yani eğer seçilecek yerde olsaydı Aytun Bey istifa etmezdi. Aytun Çıray'ın böyle partimden istifa ettim. İnşallah barajı geçeriz. Orada bir yanlışı düzeltelim. Aytun Çıray'ı şundan dolayı istifa etti. Ben niye birinci sırada değilim? İkinci sıraya koydu. Evet. Niye birinci sırada değilim? Yani kendime yediremedi. Ben işte yıllardır bu kurucuyum vesaire. Niye İzmir'de ben değil mi? İzmir'in bir yerinde iki tane aldılar bir bölgesinde de. Şimdi benim söyleyeceğim orada yani şey eğer iyi dediğin gibi birinci sıraya konulsaydı Aytun Bey zaten ağzını açmayacaktı. Aytun Bey yerini beğenmediği için istifaydı. Dolayısıyla onun istifasının etik, ahlaki gibi ölçülerle bir alakası yok. İşte seçimden hemen önce istifa etti. Yani adaylar belli olduğunda milletvekili adayları yerini beğenmedi. İşte inşallah partinin baraj altı kalmaz falan ki baraj altı kalacak bir durumu yok İYİ Parti'nin. Zaten barajın üstünde olduğu belliydi. %7'nin üzerinde olduğu belliydi. Aytun Bey'in durumu öyle değil. Ama orada bence kritik partiden ayrılma sürecinde önemli olan Yavuz Ağaralioğlu'nun istifasıydı. Çünkü Yavuz Ağaralioğlu İYİ Parti'nin muhafazakar milliyetçi seçmenlerinden biri. Yani hem milliyetçi hem muhafazakar. Aslında Anadolu'yu getirecek öyle isimlerden biriydi. Ama partisinden istifa etti. Ondan sonra da bunun devamını getiremedi. Yani istifa etti. Meral Hanım da bunu durdurmadı. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bugünkü iki istifa Ahat Andican'la Emine Küçükali galiba kurucular kurulu üyesi. Şimdi Ahat Bey Arap zamanında 99-2002 döneminde devlet bakanlığı da yapmış, milletvekili de yapmış. Saygın bir isim. Yani ben ona çok televizyon programlarına çıktım Ahat Bey'le. Ahat Bey hakikaten sözünü tartan eden biri. Eski usul bir siyasetçi ama hani bir saygınlığı var. Nitekim o da istifa etti. Yani İyi Parti'de şöyle şeyler vardı. Abi milletvekilliğinde sen duydun mu bilmiyorum. Duymuşsundur. Mesela şimdi Şanlıurfa İyi Parti il başkanı paraların döndüğünü ima etti aday olmak için. Açık açık bunu söyledi. Şanlıurfa İyi Parti il başkanı. Benim anladığım kadarıyla mahkemeye de vermemişler Şanlıurfa İyi Parti il başkanını. Veya bu tür sözler söyleyenleri işte belli illerde aday olmak için bir paraların döndüğü söylendi. Bunu da ben değil yani İyi Partililer söylüyor. Şeyde de yine İstanbul 3. bölgede 2. sıra adayı milletvekili seçildi İyi Parti'den. Eski AK Partili benim bildiğim adı Seyit bilmem neydi galiba. O da öyle. Emine Hanım da zaten bir ilke falan kalmadı diyor. Şimdi bak bu başladı mı abi biri? Patır patır dökülme gelir. Yani önce işte Aytun Çıray önemli, yani çok önemli görmesen bile neticede bir milletvekiliydi, kaybettin. Yavuz Ağaralı önemli bir isim.
İşte Ahat Andijan önemli. Emine Küçükkale. Başka yerlerden var. Yani bu kan değişimi biraz zorluyor bence muhalefeti ve muhalefetin de burada bir şeyler yapması lazım. O bir şeyler de yapmıyorlar. Yani bir yerde durdurup da biz yani bunun önünü alalım, önüne geçelim gibi bir şey durulmuyor. Meral Hanım'ın da muhtemelen bir öz eleştiri vermesi gerekecek. Zaten kendisi yukarı çıkmadık, aşağıda inmedik dedi. Yerimizde saydık dedi. Milletin verdiği mesajı anlıyoruz dedi. Belki Meral Hanım da istifa edebilir. Çünkü şu an Meral Hanım milletvekili değil kendisi. Yani o da milletvekili değil. Bence onun durumu da burada çok eleştirilebilecek veya bir siyasi olarak ne yaptığını söylemesi ya da ne yapacağını söylemesi lazım. Çok zorlanacaklar. Bir de şu oldu, artık 6 parti aday ortak değiller. Yani o bitti. İyi Parti, CHP, DEVA, Gelecek. Nereden anlıyoruz bunu? Meclis seçimlerinde hepsi aday çıkardı. Yani İyi Parti aday çıkardı, Ama çok ayıp DEVA aday ya. çıkardı. Yani DEVA aday çıkardı. gerçekten. Saadet ve Gelecek Partisi ortak aday çıkardı. Yeşil Sol Parti aday çıkardı. Ya kazanma şansları yoktu ama kardeşim bari CHP'nin çıkardığı adaya ya da aranızda Gerçekten anlaştığınız çok ayıp bir ya. adayı Yani ve bir şey bekleseydiniz. Ya Kemal söyleyeceğim Bey, bence sana. şunu da Bir şey söyleyeyim. söyleyeceğim. Orada Kemal Bey, bence ha. Evet. küçük partilerin orada bence CHP'ye bir vefa göstermesi ve diyelim ki aday kim? Faik Öztrak mesela ya da İlhan Kesici. Onlara kalkıp yani o adayı desteklemesi gerekirdi. Şimdi DEVA kendi bir aday çıkardı, Mustafa Yeneroğlu'nu. Saadet'le Gelecek Partisi'yle Serap Yazıcı'yı çıkardı. Yeşil ve Sol Parti ayrı birini çıkardı. Ya bir sürü aday çıktı. Yani hakikaten bak MHP ne yaptı? Biz Numan Bey'i destekliyoruz dedi. Saadet, Yeniden Refah da öyle, diğerleri de. Şimdi bunları görmek lazım. Yani burada hakikaten çok bir birliktelik gösteremiyorlar. Çok çabuk dağıldılar. Bir öz eleştiri de yok Arkadaş ha. Bu arada ama Kemal Bey, Cem, yani orada bir kere yani DEVA'nın, Geleceğin vesaire yaptığı çok ayıptı. Yani evet onu adam söyle. orada 39 tane milletvekili vermiş. Ya ne kadar ayıp. Bir, Kemal Bey hala, ama bir şey var abi orada. Kemal Bey hala uslanmamış. Kemal Bey o gece o programda ne dedi biliyor musun? Sen atladın mı, kaçırdın mı, duydun mu? Ben dedi grup kurmalarını çok isterim dedi. Yani 39 tane milletvekili vermiş. Ayrı ayrı diyor, 3 parti ayrı ayrı grup. Ya o zaman herhalde bir 2 5 tane milletvekili, babacan demiş diye 5 tane milletvekili de verseler grup kursak diye. Adamın niyeti, iyi niyeti bak. Adamın iyi niyetine bak. Adamların yaptığına bak abi. Yani hani Evet. Kemal Bey politik olarak evet eleştirdiğimiz, kızdığımız birisi. Ama bu tarafta ve samimi diyor ki grup kursalar keşke diyor. O zaman kurdur Kemal Bey, ver de 5 milletvekili, 5'er milletvekili abi. Grup kursunlar, sesiniz daha gür çıksın. Öyle değil mi? Evet, şimdi ben burada da hani küçük partilerin şeye yaptığı çok yanlış. Yani Kemal Bey'e yaptığı çok yanlış. Ayrı ayrı şimdi DEVA ayrı bir aday çıkarıyor. Gelecekle Saadet bir aday çıkarıyor. Zaten kazanma şansınız yok. Bari bir araya gelin, birliktelik görüntüsü verin. Çünkü hakkını teslim edelim şimdi. DEVA, Gelecek, Saadet'in bu kadar milletvekili çıkarması mümkün değildi. Yani ne Demokrat Parti ne yani Demokrat Parti aday çıkarmadı ama ne Saadet, ne DEVA, ne Gelecek zaten bu kadar 14-10 milletvekili çıkaramazlardı. İşte bak Yeniden Refah %3 aldı, 5 vekil çıkardı. Hadi diyelim ki ben %3 alacaklarını düşünmüyorum. Hepsi %3 alsa toplamda 5 vekil çıkaracak 3 parti aşağı yukarı 14, 10, 24, 34 tane vekil çıkardılar. 35 tane vekil çıkardılar. Buradan bari Kemal Bey'e ya da CHP'ye bir teşekkür etmeleri gerekiyordu. Bunu da bence çok yanlış yaptıklarını söylemek lazım. Şeye gidince nasıl olacak tabii Hadi abi yerel seçimlere. Herhalde artık ben İyi Parti'nin kendi bir aday çıkaracağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde diğer Vallahi abi partiler Faik Öztürk, olabilir. Faik, sen bu soruyu sordun, şimdi haberlere baktım. Faik Öztürk MYK toplantısının ardından açıklama yapmış. Tazelenen kadrolarımızda yerel seçimleri açık ara kazanmayı düşünüyoruz ya. Açık Hayır ya ara. açık ara kazanıyordun da parlamentoyu ya da şeyi kazansaydın Cumhurbaşkanlığını. Ya hani bak Cumhurbaşkanlığı
geçtim hani orada Erdoğan'la yarışıyorsun. Çok kolay değil. Parlamentoyu alsaydın ya. Abi inanılmaz bir şey ya. Hala bunu söyleyebiliyorsa bak şeyde de demiş ki Cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda %60 ile Ekmelettin İhsanoğlu'nun ipi göğüsleyeceğini söylemiş abi geçmişte. Evet. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin Edirne mitingini şu sözlerle paylaşmış. Edirne'de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce mitinginde hemşerilerimiz bir dakika miting alanda bu iş tamam demiş. Ya vallahi çok ne güzel diyeyim abi. Abi ama bak gerçekten yani bilmiyorum abi ben yani bir şey de söylemek istemiyorum. Laf söylemek istemiyorum. Ama bu kadar yüzsüzlük olmaz be abicim ya. Bu kadar yüzsüzlük olmaz.